Merhabalar Burçin Bey. Merhaba. Bircom olarak uzun süredir sektörün içerisindesiniz. Öncelikle Bircom'un geçmişinden ve sonrasında da biraz da kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bircom oldukça eski firma. 1972 senesinde kurulmuş. Ve uzun yıllar bu telefon sistemlerin analog hatta mekanik olduğu dönemlerde işte telefon sistemlerin kurulumunu ve bakım hizmetlerini vermiş bir firma. Zamanın sistem entegratörü diyeyim. Ben 99 senesinde şirkete dahil oldum. Şirketin kurucusu babam Celal Bircanoğlu. Ben de ikinci kuşak olarak şirkette öncelikle işte satış departmanı, daha sonra teknik departmanlarda bulunarak ilerledim ve 2002 senesinden itibaren de şirketin yönetimine yönetimi direkt benim kontrolüme geçti. Genel müdür oldum diyeyim. Bircom bu geçtiğimiz yıllar içerisinde hep ses konusunda faal, aktif bir firmaydı. Hala tabii ses tarafındaki varlığımız gayet güçlü bir şekilde devam ediyor ama bunun dışında data tarafları da tabii ki gelişti. Bircom şu anda 12 farklı markanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyor. Bunların arasında Sennheiser gibi kulaklık teknolojileri konusunda lider markalar olduğu gibi AudioCodes gibi işte Voice over IP konularının mucidi, oradaki kodeklerin yaratıcısı firmalar da var. Çok farklı konularda ama hepsi telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 12 distribütörlüğü var Bircom'un. Bircom onun dışında saha kurulum destek hizmetleri veren bir firma. Türkiye'nin her noktasında ayda yaklaşık 5000'in üzerinde saha kurulumu gerçekleştiren bir saha ekibi var. Telekomünikasyon konusunda telekom operatörlerinin önemli bir tedarikçisi Bircom. Ve onların tüm ürün tedariğinden satış süreçlerine, satış sonrası kurulumlarına kadar destek verirken aynı zamanda call center'lar ve sistem entegratörleri bunlara da ürün tedariği sağlıyor ve onların da yine sağ kurulum gibi hizmetlerini sağlıyor. Ve pek çok kez Deloitte tarafından işte sektörün en hızlı büyüyen firmalar arasında listelere girmiş bir firma. 7 kez bu şekilde ödüller almış bir firma. Hızla büyüyen bir firma Bircom diyebilirim. Eski olmasına rağmen temposunu hiç düşürmemiş bir firma. İş dünyasının birçok alanında çözümler sunuyorsunuz. Özellikle çağrı merkezi alanında da az önce bahsettiğiniz gibi önemli çözümleriniz var. Son dönemin yükselen trendi nedir? Müşterinin son dönemdeki talepleri neler? Çağrı merkezleri Türkiye'de çok büyük bir hızla yaygınlaştı. Anadolu'da da tabii sağlanan teşviklerle hızla büyüyor. Bu çok güzel bir şey. Çağrı merkezlerinin temel ihtiyaçlarını karşılıyor Bircom. Kulaklık tarafında önemli bir tedarikçi Sennheiser'dan dolayı. Evet. Onun dışında AudioCodes markasıyla sağladığımız hem IP iletişimi sağlayan altyapı ürünlerimiz var. Hem de bunun yanında da güvenlik sağlayan ürünler var. Aslında iki tane önemli konu şu anda gündemimizde. Bir tanesi bütün call center'larda müşterinin deneyimini iyileştirecek daha kaliteli ses, daha anlaşılır ses sağlayan gürültü filtreleme teknolojileri. Özellikle kulaklık tarafında bu konular oldukça büyük bir hızla tercih edilen ürün olmamızı sağlayan özellikler. Sennheiser'ın mikrofon teknolojisi arka plan gürültüsünün müşteri tarafına ulaşmasını engelliyor. Bu da noise cancelling denilen bir teknoloji. Sennheiser bunu ultra noise cancelling denilen en üst seviyede sağlayan bir teknoloji sunuyor. Diğer bir konu da güvenlik tarafı. Burada her şey IP'ye geçtiği zaman, özellikle ses IP üzerinden taşınmaya başlandığı zaman tabii internet dünyasında yaşanan pek çok sorun ses dünyasında da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla call center'lar kendilerini bu tip ataklardan korumak için Session Border Controller denilen ses dünyasının firewall'u diyebileceğimiz, güvenlik duvarı diyebileceğimiz ürünleri şu anda sistemlerine kuruyorlar. Bu konu şu anda Bircom'un oldukça aktif olarak pazarda konumlamasını da iyileştiren, iyi bir şekilde sunabildiğimiz iki tane önemli ürün grubu diyebilirim şu anda. Ofiste kulaklık adında bir siteniz bulunuyor. Bu siteyle birlikte ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Çok çok teşekkürler bu soru için. Öncelikle biz Sennheiser'ın Türkiye eksklüzif distribütörü olduğumuz için bu sektörde çok önemli bir oyuncuyuz. Yani telefon kulaklığı pazarında, daha sonra ofiste kulaklık pazarında Sennheiser bu audio tarafından gelen, bu ses tarafından gelen hem mikrofon hem sanatçılarla sahne
sistemleriyle kazandığı haklı bir liderlik var bu sektörde. Biz bunu ofis tarafında da taşımaya çalışıyoruz. Markanın tabii ki yazılışı, sunumu hakikaten sektörde insanların markaya erişimini zorlaştıracağını da düşündüğümüz için biz ofiste kulaklık.com diye bir mikro site yaptık. Bu sitede amacımız ofiste kulaklıkla insan işlerini hızlandırabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ofiste kulaklık işinize hız katar diyoruz. Çünkü gerçekten ahizeyi elinizde tutarken tek elimizde bir şeyler yazmaya çalıştığımız çok oluyor. Omuzumuzla başımız arasına sıkıştırıp iki elimizi kullandığımız zaman da çok da konforlu bir hayat olmuyor ekranı yandan bakarak. Kulaklık kullandığımız zaman insanların veriminin performansının artacağını düşünüyoruz. Ve bunu anlattığımız bir site gerçekleştirdik. Biz ofistekulak.com sitesinde sadece ürünü anlatmıyoruz, aynı zamanda ürünlerimizin satış noktalarını da duyuruyoruz. Sennheiser'ın Selective Distribution Partner'ı olarak tanımladığımız Türkiye genelinde 50 nokta var şu anda ki sayıları artarak devam ediyor. Bu firmalar bu ürünler konusunda uzmanlaşmış firmalar ve demo yapabiliyorlar, ürünleri anlatabiliyorlar müşterilere. Şu anda tablet kullanan, laptop kullanan, bilgisayar kullanan ve telefonda yaptığı iletişimi bu yeni donanımlarıyla yapmak isteyen kişilerin bir kulaklığa ihtiyacı var. Ve ofiste kulaklık da bu donanımları sağlıyor. Kablolu, kablosuz her türlü ürünü bu sitede şu anda duyuruyoruz. Akıllı binalar ve evler son dönemde hayatı kolaylaştıran çözümler arasında. Özellikle kentsel dönüşüm süreciyle birlikte yepyeni yapılar ortaya çıktı. Yeni rezidanslar, gökdelenler. Bu alanlarda IP tabanlı çözümlerden bahsedebilir misiniz? Ne gibi çözümler sunuyorsunuz bu alanlara? Akıllı ev konusu gerçekten Türkiye'de çok büyük bir hızla gelişiyor şu anda. Akıllı ev altyapısı tarafında pek çok protokol de şu anda dünyada belirlenmiş durumda. Birkaç tane vendor'ın liderlik ettiği iletişim protokolleri temelde işte elektrik prizlerinden ışıkların kontrolüne kadar pek çok alanda evi kontrol etmenize imkan tanıyor. Bircom'un bu tedarikçileri sunduğu tamamlayıcı ürünleri var portföyünde. Bu da Çek Cumhuriyeti'nden 2N, 2N firmasının ürün portföyünde olan Intercom çözümleri. Intercom IP teknoloji sayesinde çok büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Pek çok alanda, mağazacılıktan bir akıllı eve kadar her yerde iletişimi IP üzerinden yapmayı imkan tanıyor bu Intercom çözümleri. Ve IP teknolojisinin sağladığı görüntülü gerçek zamanlı iletişim ve pek çok akıllı çözümler, işte kartla geçebilme, bir takım biyometrik çözümler, bir görüntüyü tanıyıp bir sesi tanıyıp bir takım aksiyonlar alabilme gibi çözümleri içeriyor bizim sunduğumuz çözümler. 2N'in yani 2N firmasının ürünleri şu anda özellikle yeni yapılan ve lüks yapılarda daha ziyade uygulanıyor. Çünkü analog çözümlerle devam eden tabii ki pek çok inşaat, pek çok yapı var. Ancak tabii ki gelecekte her şey IP'ye dönecek. Bugün premium seviyede yapılan yapılarda ürünlerimiz tercih ediliyor şu anda. İnternet bantlarının genişlemesiyle birlikte internet üzerinden ses ve görüntü aktarımı da son dönemde önem kazandı. Bu alanda özellikle VoIP gibi ne gibi çözümler sunuyorsunuz? Şimdi eskiden internet üzerinden telefon görüşmesi sadece daha uygun fiyata yurt dışı araması yapmak. Evet. Belki iki şube arasında ücretsiz görüşme sağlamak amacıyla kullanılıyordu. Dolayısıyla bu tip çözümlerde de kaliteden vazgeçebiliyorsunuz. Yani ucuz olsun, ucuz ama hani biraz da ses kötü gibi bir şey var. Olduğu kadar. Derler. Aynen, olduğu kadar. Ancak şu anda IP üzerinden telefon görüşmesi mevcut telefon görüşmesinden bile daha kaliteli yapılabilir noktaya geldi. High Definition Voice diye bir yeni bir kodek çıktı ve bu kodekle artık telefonda şu an alıştığımız telefon görüşmesinden daha nitelikli bir görüşme yapabilir hale geliyorsunuz IP üzerinden. Ve IP üzerinden görüşme kalitesini iyileştirme dışında görüntü kapasitenizi de arttırabiliyorsunuz. Daha önce hatırlarsanız, yani ben o günleri çok net hatırlıyorum, bir yere hat çektirmek için oraya gelen işte bakır kabloların kapasitesiyle limitli bir kapasite sınırlamanız vardı. Ancak şu anda hem ADSL'in işte VDSL, DSL teknolojisinin gelişmesi, hem de bu DSL teknoloji üzerinde koşan kodeklerin kalitesinin artmasıyla binlerce görüşmeyi ya da yüzlerce görüşme diyelim
bir çift bakır tel üzerinden gerçekleşebilir hale geldi. Bu da ne sağlıyor? Herhangi bir yerde siz şirketinizi bir call center bile kurabilir hale geliyorsunuz. Tabii IP teknolojisinin sağladığı hem kalite hem kapasite dışında bunun ölçeklenebilirliği, yatırımınızın ilk başta düşük bir yatırımla, düşük bir kapasiteyle başlayıp daha sonra artabiliyor olması gibi pek çok avantajı var. Özellikle bugünlerde Unified Communications tarafı da inanılmaz bir tırmanışta. Bu Unified Communications da sonuçta Voice over IP yani IP protokolü üzerinden ses uygulamaları olduğunu düşünürsek geleceği de çok açık gözüküyor. Bircom bu alandaki hızlı ivmelenmeyi karşılayabilecek telefon santrali çözümlerini de portföyüne soktu şu anda. Şu anda IP telefon tarafında XSwitch markası telefon santrali çözümlerimiz var. Onun dışında telefon santrali olan işletmelere yönelik yine Voice Gateway ürünleriyle onları IP dünyasına taşıyabiliyoruz. Burçin Bey, son olarak 2013'ü geride bıraktık. Artık 2010'da ortalarına geldik. 2013 sizin için nasıl geçti? 2014'ten beklentinizi karşılayabildiniz mi ilk dönemde? Ve gelecek planlarınız neler? 2013 yılında biz bir odaklanma stratejisiyle başladık. Konularımızı netleştirdik ve belli vertikallerde Bircom odaklandı ve bu sayede iki dijitli büyüme rakamlarına ulaştık 2013'te. 2014'te yine benzer bir hedefimiz var. Yani %20 ve üzeri bir büyüme hedefimiz var şu anda. Şu ana kadar gidişatımız o yönde. Yani beklentinin gerisinde değiliz ki biliyorsunuz seçimlerin olduğu bir yıl. Evet. Pek çok değişken var. Önümüzdeki dönemde başka seçimler de var. Ancak biz çok dinamik bir sektördeyiz. Yani sektörümüz zaten kendi trendinde bir değişim ve büyüme sürecinde. Hı hı. En azından değişim burada çok net yaşanıyor. Yani analogdan IP'ye geçiş hem telefon santrali tarafında ve bunun tüm çevresel ekipmanları tarafında yaşanıyor. Bütün yaptığımız işlerde bu IP'ye geçiş sürecindeyiz şu anda. Dolayısıyla sektörle beraber bir büyüme trendimiz var. Biz bunun da ötesine geçip servis tarafında da büyümeye çalışıyoruz ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Biz 2014'ten gayet umutluyuz ve şu ana kadar da çok mutluyuz dönüşlerde. Önümüzdeki yıl bizim konularımız benzer. Biz telekomünikasyon alanındayız. Çok büyük bir sürpriz olmazsa yine aynı trendlerle devam edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü işimizi iyi yapan bir firmayız. Onunla gurur duyuyoruz. 72'den beri bu sektördeyiz. Önümüzdeki yıl aynı tempoya devam edeceğimizi düşünüyoruz. Burçin Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim.